Bir başka nokta mesela konjugasyonda bir hücre bölünmesi değil, hatta bir üreme değildi. Demek ki DNA sadece kendisini hücre bölünmesinde veya üreme sırasında eşlemiyor. Virüslerin çoğalması mesela. Orada da DNA'nın kendisini eşlediğini görebiliyoruz. Bunlar DNA'nın kendini eşlediği olaylar. Peki, şimdi DNA kendini eşlerken biliyorsunuz önce şurada bir helix yapısında bir DNA molekülümüz var. Bunların ipliklerine isim vereceğim. Biri K ipliği olsun, diğeri L ipliği olsun. Adenin, timin, guanin, sitozin, guanin, timin, adenin olsun. Şimdi bu iplikleri birbirinden ayırdık arkadaşlar. Şöyle ne vardı? Adenin, guanin, sitozin ve timin vardı. Karşı zincirde timin, sitozin, guanin ve adenin var. Buraya K ipliği, buraya da L ipliği demiştik. Örneğin K ipliğinin karşısına K üstü ipliği gelecek. Adenin, yine L ipliğinin karşısına yeni zincir yapılacak. Adenin, guanin, sitozin ve timin. Şimdi iki tane DNA oldu. Burada şöyle bir mantık yürütmeniz gerekiyor. L ipliği K'nın tersi. L'nin tersi ne burada? L üstü ipliği. O zaman ana mantık nedir? Tersinin tersi kendisidir. O halde K ipliğiyle bakarsanız L üstü ipliğinin eş iplikler olduğunu görür. Veya K ipliği L'nin tersi. K'nın bir tersi daha var. K üstü. O zaman L ipliği ile K üstü ipliği de eş iplikler olacaktır. K ve L kollarına sahip, yani zincirlerine sahip değil. Bir DNA molekülü kendini eşlerse, eşlemiştir diyelim. K ve L birinci eşleme, şimdi şu iki zincir ayrılacak K ve L diye. Karşılarına yeni iplikler gelecek, yeni zincirler oluşacak. K1 ve L1 olsun. İkinci eşlemede şu iki iplik ayrılacak K1. Şu iki iplik ayrılacak L1. Karşılarına yeni iplikler gelecek. K2, K3, L2 ve L3. Buna göre K ipliğiyle eş iplikler kimdir? Evet, soru bu. Böyle bir soru çıkar karşımıza. O zaman ne yapacağız? Evet. Şimdi arkadaşlar burada tersinin tersi kendisidir diye bir mantık yürüyor. Bizden istenilen ne? K ipliğinin eşitlikleri. O zaman L ipliği K'nın tersi. O zaman L'nin tersi L1, L'nin tersi L2 otomatik olarak K ile eşitlikler olacaktır. K'nın şurada bir tersinin daha olduğunu görüyoruz. K1. O zaman K1'in tersi olan K3 de K ipliği ile eşitlikler olacaktır. Yani cevabımız L1, L2 ve K3 iplikleri K ipliği ile eşitlik olacaktır. Ha, bazen öğrenci arkadaşlarımız diyor ki ben bunu böyle yapamıyorum diyor. Olabilir, yapamayabilirsiniz. O zaman adenin timin şeklinde timin dedik. L başka bir yerde var mı? Var. Şurada var. K adense K1 timin. K1'leri timin yazacağız. L timinse L1 adenin, L1'leri adenin yazacağız. Ve şimdi eşleştirmeye devam edeceğiz. Adenin, timin, timin, adenin, timin, adenin, adenin, timin. E şimdi baktığımız zaman K ipliği ile eş olan iplikler çıktı. L1, K3 ve L2. En eşittir eşleme sayısı. DNA'nın kendine eşleme sayısı. 2 üzeri en oluşan DNA sayısı. Bunu mitol bölünmede de bu formülü kullanmıştık zaten. Şimdi bir soru yazacağız. Bir DNA'da 4200 nükleotit olsun. Bu 4200 nükleotidin 1000 tanesi adenin olsun. Ve bu DNA kendini 3 kez eşlesin. Soru şu, buna göre A diyorum, ortamdan kaç deoksiriboz
şekeri eksilir. Yani DNA'nın kendini eşlediği ortamdan kaç deoksiriboz şekeri eksilir? Soru bu. B. Yine ortamdan kaç stozin eksilir? Şimdi bu tip soruları nasıl yapacağız arkadaşlar? Öncelikli olarak ben şöyle bir örnekleme yapayım. Bu DNA kendini eşlesin, eşledi. Sonra yeni etikler geldi bakın, geldi. Sonra bu DNA yine kendini eşlesin. Şöyle eşleyelim. Bir, iki siyah çizgi. Sonra bir, iki tane kırmızı çizgi. Yine yeni iplikleri getirdim. Şimdi dikkat edin bakın. Bu siyah iplikler ana DNA'ya ait. Yani ben siyah iplikleri yapmak için ortak çizdiğim iplikleri yapabilmek için ortamdan maddeler almak zorunda kaldım. O halde burada şöyle bir formül kullanabiliriz. N eşittir eşleme sayısı demiştik. 2 üzeri N eşittir oluşan toplam DNA sayısı. 1 eşittir ana DNA. 2 üzeri N eksi 1 çarpı istenilen neyse. O bize ortamdan ne kadar madde eksildiğini veya kullanıldığını gösterecek. Şimdi bakın şunları birleştirdiğim zaman şu iki ipliği zaten ana DNA'yı veriyor. 1, 2, 3, 4 tane DNA'm var. 4 DNA'm var. Şunlar ana DNA'dan geldiği için bunları bütün düşünürsem bir tane DNA ana DNA'dan gelmiş olan DNA olmuş olur. O zaman geriye kalan 3 DNA için ben ne yaptım? Ortamdan aldım. Bu formül onu ifade ediyor. Mesela 2 üzeri kaç kez eşlenmiş? 3 kez. Eksi 1 çarpı benden ne istiyor? Ne istiyor? Deoksiriboz istiyor. Nükleotit sayısı deoksiriboz şekeri sayısına eşittir. Dolayısıyla eksilen deoksiribozu bulmak için 4200 ile çarpmam lazım. Yani 7 çarpı 4200. Bu kadar deoksiriboz şekeri ortamdan eksilmiş olur. Öbürü de stozinle ilgiliydi. Hesaplarsanız 1000 tane adenin varsa 1000 tane ne vardır? Timin vardır. 2000 yapar. 4200'ün 2000'i adenin timin ise geriye kalan 2200 olur. Onun da 1100'ü guanin, 1100'ü stozin yapar. O halde formülümüz zaten belliydi. 203 eksi 1 çarpı 1100. Yani 7 çarpı 1100. 7700. Arkadaşlar o gazaki fragmanı biliyorsunuz ne anlama geldiğini. Bir filmle ilgili ön bir gösteri yapmaktır. O gazaki fragmanları da böyle bir şey. Şimdi can kulağıyla dinleyin. Son 2 senedir DNA işlenmesiyle ilgili AYT'de soru geliyor. Şimdi prokaryot canlıları biliyoruz. Prokaryot canlılarda DNA'nın halkasal bir yapıda olduğunu biliyoruz. Ve ökaryot canlılarda ise DNA'nın doğrusal bir yapıda olduğunu biliyoruz. DNA'nın eşlenmesi ile ilgili başlangıç noktası denilen bölgeler vardır. Başlangıç bölgesi, cümleye dikkat edin. DNA sentezinin başlaması için bir nokta seçiliyor. Buna başlangıç noktası deniliyor. Başlangıç noktası prokaryot canlılarda bir tanedir. Sadece bir tane. Ama ökaryot canlılarda başlangıç noktası çok sayıdadır. Bir tane değil, yani birden fazladır. Şöyle başlangıç noktası açıldı. Sadece tek bir yerden açılıyor. Şimdi açıldıktan sonra karşılarına ne gelecek? Uygun nükleotitler gelmeye başlayacak. Mesela adenin, guanin, stozin, timin. Çok uzatmayalım. Timin, stozin, guanin, adenin. Şimdi yeni iplikler gelecek arkadaşlar. Daha doğrusu nükleotitler gelecek. Adenin karşısına timin, stozin, guanin, adenin. Alın size yeni bir iplik. İşte prokaryotların eşlenmesi bu şekilde. Tek bir başlangıç noktasından yapılıyor. Timin'in karşısına adenin, guanin, stozin ve timin. Alın size ikinci DNA'nın ipliği. Kurulacak hidrojen bağları yerleştirilir.
Evet, o karlıklara da inerçlenmesi bu şekilde. Tekrar söylüyorum, bir tane başlangıç noktası var. O başlangıç noktası açılıyor. Değişiklikler sentezlenmeye başlanıyor. Ama burada önemli olan ökarotik canlılardaki DNA işlenmesi, karşımıza Ogata fragmenti denilen bir durum çıkacak. Böyle ben tekrar bir DNA çizeyim. Buraları odaklanın. Kaç başlangıç noktası vardı? Birden fazla demiştik. Ben şöyle hayali 3 tane alıyorum. Bunlar başlangıç noktası. Ve DNA kendini işlerken bu başlangıç noktalarından itibaren işleyecek. Yani oradan kendini açacak. Mesela şöyle yapıyorum. Bakın. Şöyle yaptık. Bakın şu başlangıç noktası açıldı. Şöyle devam ediyor. Şu başlangıç noktası açıldı. Devam ediyor. Şu başlangıç noktası açıldı ve devam ediyor. Şimdi bu noktalara bakın bir kabarcık meydana geldi. Bu kabarcığa replikasyon kabarcığı ya da replikasyon çatalı adı verilmektedir. Şuradaki açılan yapılara. Başlangıç noktaları açıldı, replikasyon kabarcıkları veya çatalları meydana geldi. Şimdi ben sadece bir bölümü anlatacağım. Yani şu kısmı alıyorum. Burayı büyüteceğiz. Şu kısmı. Oradan itibaren anlatacağız. Şimdi şöyle büyük çizelim. Arkadaşlar DNA'mızın ipliğinin bir ucu, üç üssü ucu demiştik. Diğer ucu, beş üssü ucu demiştik hatırlarsanız. Şurada DNA'nın helix yapısını açan bir enzim görevlendirmem gerekiyor. Şu enzim bu tarafa doğru çalışıyor, helix yapısını açıyor. Helix yapısını açtığı için ona o isim verilmiş. Yani DNA helikaz. Ne yapıyormuş? DNA'nın helix yapısını açıyormuş. Replikleri serbest halde bırakıyormuş. Şimdi ne olacak? Karşımıza DNA polimeraz enzimi çıkacak. DNA polimeraz enzimi dikkat edin şimdi. Bir özelliği var. DNA polimeraz DNA ipliğinin cümleye çok dikkat edin. İpliğinin 3 üssü ucunu okuyabilir. Yani şurayı okuyabiliyor. Burayı okuyamayacak. Şimdi 300 ucunu DNA polimeraz okuyacak. Dikkat edin, okuma yönü neymiş? 300'sü ucu. Buradan okuyor. Şimdi o zaman geri zinciri DNA polimeraz yapıyor bakın. Bu tarafa doğru yapacak yön olarak. Şuraya da DNA polimerazımı çizeyim. DNA polimeraz. Hidrojen bağları kurulmuş olsun. Şimdi soru şu. Bu ipliğin şuradaki ucu ne olacak? Eğer karşı ucu 3 üssü ise bunun karşısındaki 5 üssü olacak. Şimdi dikkat edin. Bakın DNA polimeraz kaç üssü ucundan okudu? 3 üssü ucundan. Yeni zinciri kaç üssü ucundan yaptı? 5 üssü ucundan. O zaman 3 üssün ucunu okuyabilir. Yeni zinciri 5 üssü ucundan yapar. Çünkü antiparaleldi. 3 üssünü okuyorsan 5 üssünü yaparsın. 3 üssü ucundan, 5 üssü ucundan yapar. Herhangi bir kesintiye vuramadan, kesintisiz bir şekilde 3 üssü ucu ipliğinin karşısına yapılacak yeni iplik kesintisiz yapılır. Yani herhangi bir kesintiye uğramaz. DNA zinciri de kesintisiz bir şekilde sentezlenmektedir. Arkadaşlar 5 üssü ucuyla ilgili sorunumuz var. Şimdi DNA polimerizimiz nasıl olacak da 5 üssü ucunu okuyacak ve karşı zincir yapacak?
O Kazaki fragmentleri giriyor ve bir başka enzim devreye giriyor. Bu enzimimizin adı RNA primaz enzimi. Cümleye dikkat edin. Bakın RNA primaz enzimi diyorum. Primaz enzimi 5 üstü ucu ipliğinin belirli bölgelerine RNA primerlerini yani öncüllerini koyar. Çok ilginç bir şey. DNA sentezlenirken RNA kullanılıyor. Bakın. RNA primaz enzimi 5 üstü ucu ipliğinin belirli yerlerine koyacakmış. RNA'nın primerlerini koyacak. Koyalım. RNA primeri 5 üstü, 3 üstü, 5 üstü. Şuraya da koymuş olsun. 3 üstü, 5 üstü. Buraya da koymuş olsun. 3 üstü, 5 üstü. Yani bir işaret koyuyor. Bir ön gösterim yapıyor. Hani fragment diyoruz ya oradan geliyor zaten. Şu anda DNA polimeraza bir yol göstermiş oldu. RNA polimeraz enzimimiz ise buradan itibaren yeni zincirini yapmaya başlıyor. Şuradaki mavi olarak görmüş olduğunuz iplikleri DNA polimeraz yapacak. Kırmızıları RNA primaz yapacak. Onu isterseniz şöyle yazalım. RNA primeri. Enzim RNA primaz enzimi. Şu anda yine DNA polimeraz buradan şuraya kadar DNA ipliği parçasını yerleştiriyor. Bakın şu anda ipliğin nasıl yapıldığını gördünüz. Ne tarafa doğru yapılıyor? Bu tarafa doğru yapılıyor. Yani zıt yönlere doğru yapılıyor iplikler. O halde bu ipliğin de gördüğünüz gibi kesintili olduğunu görüyoruz. Yukarıdaki üç üstü ucu ipliğinin karşısına yapılan iplik kesintisiz bir şekilde sentezlenirken 5 üstü ipliğinin karşısına yapılacak yeni iplik kesintili bir şekilde üretiliyor. O halde RNA primerlerini yerleştirir dedik. DNA polimeraz bu primerlerin arasına DNA ipliği parçalarını yerleştirir. O halde bu yeni iplik kesintili yapılır. Bu DNA primerlerinin ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu işi kim yapacak? Yine DNA polimeraz yapacak. Artık iplikle her yer belli. Ve DNA polimeraz enzimi RNA primerini kaldırıyor. Kaldırdı. Ve aynı enzim RNA primerlerinin yerine DNA'da uygun iplikleri buraya yerleştiriyor. Şu anda hala kesintili devam ediyor. DNA polimeraz enzimi RNA primerini kaldırır ve yerine DNA parçalarını yerleştirir. Şimdi yapılacak olan iş bu parçaları birleştirmek. Bakın şurada birleştirilecek parçalar var. İşte bu parçaları birleştiren de bir enzim var. Şimdi bu enzimin ismini yazacağız. 2019'du herhalde. 2019 AYT'de bu enzimin ismini sordular. Bu enzimin adı biyoteknoloji dersinde de bize lazım olacak. DNA ligaz yapıştırıcı gibi düşünebilirsiniz. Yerleştirir bu parçalar. DNA ligaz ile birleştirilir ve işlem tamamlanır. Artık iplik üretilmiş oldu. DNA ligaz birleştirdi. Şimdi DNA sentezlenirken neler oldu? DNA sentezinde adenin, guanin, sitozin, timin, deoksiriboz, fosfat, ATP, su, hücrenin ozmotik basıncı, emme kuvveti, replikasyon, anabolizma mı, katabolizma mı, hangi çeşidi, endergonik mi, egzergonik mi? Bunları ÖSYM size sorabilir.
Hemen cevaplandıralım. Arkadaşlar adenin guanosin timin deoksiriboz ve fosfat. Bunlar zaten temel bileşenler olduğu için bunların miktarı azalır. ATP arkadaşlar bağ kurulduğunu biliyorsunuz. Bağ kurulduğu için bu bağın kurulması için enerji gerekiyordu ve ATP azalacak. Bağlar kurulduğu için su artacak. Su arttığı için ozmotik basınç ve emme kuvveti azalacak. Bu olay bir anabolik tepkimedir. Anabolik tepkimenin hangi çeşidi? Su çıkaran çeşidi. Yani dehidrasyon sentezidir. ATP harcandığına göre tepkimemiz endergonik bir tepkimedir.